Emekliye refah payı planı sızdı. Erdoğan özel görüşmesini işaret etti. Erdoğan ve Özel arasında emekli maaşı zammı ve asgari ücret zammı gibi konular masaya yatırıldı. SGK uzmanı Özgür Erdursun, emekliye refah payı planını sızdırdı. Dün yapılan tarihi buluşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında emekli maaşı zammı ve asgari ücret zammı gibi konular masaya yatırıldı. Özer'in Erdoğan'a asgari ücrete ara zam yapılması ve en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi gerektiği yönünde taleplerde bulunduğu ifade edildi. Görüşme genel olarak olumlu bir atmosferde geçti, ancak taleplerin karşılanıp karşılanmayacağı henüz netlik kazanmadı. Bu gelişmeler, Temmuz 2024 zam dönemine çok kısa bir süre kala milyonlarca emekli ve asgari ücretlinin dikkatini çekti. Ancak sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun'un yaptığı değerlendirmeye göre görüşmelerden beklenen sonucun alınması pek olası görünmüyor. Erdursun, Erdoğan'ın seçim öncesindeki seyyanen zam açıklamalarını hatırlatarak hükümetin önceliğinin fiyat istikrarı olduğunu ve bu hedefe ulaşılana kadar zamların gerçekleşmeyeceğini ifade etti. Bu durumda fiyat istikrarının sağlanması için emekliler, çalışanlar ve asgari ücretlilerin faturayı ödemeye devam edeceğini belirtti. Sonuç olarak taleplerin yerine getirilip getirilmeyeceği konusunda belirsizlik sürüyor ve hükümetin fiyat istikrarını sağlama çabaları devam ediyor. Daha önceki tahminim ne yazık ki doğru çıktı. Asgari ücrete zam yapılmayacak ve emeklilere de seyyanen zam uygulanmayacak. Emeklilere ve asgari ücretlilere yönelik herhangi bir iyileştirme düşüncesi de hükümet tarafından dile getirilmiyor. Bunun yerine, kanunda öngörülen enflasyon farkı ödenecek ancak ek bir refah payı veya iyileştirme planı bulunmuyor. Bu durumda sabit ücretlilere de zor günler bekliyor. Asgari ücretteki artış beklentisinin olmaması, sabit ücretlilerin gelirlerinin giderleri karşısında erimesine neden olacak. Türkiye'de bu durumu yaşamaktayız. Emekli maaşlarındaki zam oranı 3 Temmuz'da enflasyon verilerine göre netleşecek. Ancak refah payı ve seyyanen zam olmayacak. Bu yüzden milyonlarca emeklinin gelirlerinde önemli bir artış beklenmiyor. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için 5 aylık kesinleşen enflasyon oranı %22,72 olarak belirlendi. Memur ve memur emeklileri ise %10 toplu sözleşme zammı ve %6 72'lik 5 aylık memur enflasyon farkı ile %17'lik bir zam aldılar. TCMB'nin açıkladığı verilere göre Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli maaşlarının 6 aylık enflasyon oranına bağlı olarak %25,46 artması bekleniyor. Memur ve memur emeklileri için ise bu artışın %20 seviyesinde olacağı tahmin ediliyor. Buna göre, Temmuz 2024 itibarıyla en düşük memur emekli maaşının refah payı ve seyyanen zam olmadan 17690 TL'yi bulması bekleniyor. Sosyal Sigortalar Kurumu emeklileri için ise 2000 öncesi emekli kök maaşının 11367 liradan 14208 liraya, 2000 sonrası emekli kök maaşının ise 7047 liradan 8808 TL'ye yükselebileceği hesaplanıyor. Bağkur emeklileri arasında tarım emeklilerinin maaşının 8.089 liradan 10.111 liraya, esnaf emeklilerinin ise 10.178 TL'den 12.722 liraya çıkabileceği öngörülüyor. Ayrıca, en düşük emekli maaşının bir düzenleme ile 10.000 TL'den 12.500-15.000 Türk lirası aralığına çekilmesi konuşuluyor. Bu düzenleme ile en düşük emekli maaşı alan vatandaşların gelirlerinde önemli bir artış sağlanması hedefleniyor.